Sırrı Süreyya Önder yönetiyordu efendim Kobani yargılaması sürerken meclisi ve karar okunurken mecliste AKP'li vekil Mehmet Ali Çelebi, yani CHP'liydi, bağımsız kaldı, Memleket Partisi'ne gitti, Memleket Partisi'nden tekrar bağımsız kaldı, oradan AKP'ye geçti. Ergenekon döneminde kumpas davalarında cezaevine atılmıştı Mehmet Ali Çelebi. Teğmen Çelebi olarak kamuoyunun tanıdığı isim kürsüdeydi ve Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Süreyya Önder'le arasında bir tartışma yaşandı. Sırrı Süreyya Önder dedi ki Mehmet Ali Çelebi'ye, şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum, bana sökmez senin o tavırların dedi. O tartışmaya bir bakalım. Bu kürsünün önünü boşaltalım lütfen. Keyfiyet oldu Sayın Başkan. Sizin yaptığınız keyfiyet oldu. Benim yaptığımın ne olduğunu bırakın, ben takdir ederim. Tabii çünkü. Alamazsınız bu şekilde ya. Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun? Kobani davasında karar okunduğu anlarda mecliste gergin dakikalar yaşandı. AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder arasında süre tartışması çıktı. Kime parmak sallıyorsun? Kime parmak sallıyorsun? Benim hakkımı alıyorsun. Otur yerine. Böyle olmaz. Hadi dinleyin. Birleş. 15 dakika ara veriyorum. Genel kurulda oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder'in bir yandan da Sincan'daki Kobani davasındaydı gözü. Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Affedersiniz, boru değil. 38 kez bu parmak değil, bir gürz olarak başında sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Bana sökmez. Bu anlarda ceza kararı haberleri meclise de ulaştı. DEM Partililerin genel kurulda protestosu başladı. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Sırrı Süreyya Önder'e ise beraat kararı verildi. Ceza yağdırıyor mahkeme heyeti. Kara bir gün yaşıyoruz. AK Parti cenahı bunun farkına varmadı ama bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Kobani davası dediğimiz gibi konuşulacak, bir üst mahkemeye itiraz söz konusu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir itiraz söz konusu, ceza alanlar bu konuyla ilgili olarak adım attılar. Aynı zamanda savcılık da tahliye kararıyla ilgili olarak itirazını mahkemeye gerçekleştirdi. Adalet Bakanı da dedi ki bunun istinaf süreci var, bunun Yargıtay süreci var, takip edeceğiz, göreceğiz elbette, yargılama süreçlerine yakından bakmaya devam edeceğiz denildi. İktidar muhalefet arasında da gerçekten siyasi bir dava tartışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor.